Arkadaşlar merhaba. Teknoloji sohbetlerinin 10. bölümünde karşınızdayız. Bu bölümde internet altyapısını konuşacağız. İnternet altyapı çeşitleri nelerdir? Kaan bize bu konuda bilgiler verecek. Öncelikle hoş geldiniz diyeyim arkadaşlar. Hangi altyapıyı kullanıyorsunuz? Önce ondan başlayalım. Ben mesela TürkNet'i kullanıyorum. VDSL 75 megabit. Download hızım 8 megabitte. Upload hızım var. Şu ana kadar memnunum. Birkaç kere kopma yaşadık. Modemden hallettik onu. Onun dışında bir sıkıntı yok. Levent, sen ne kullanıyorsun? Herkese merhabalar. Ben 35 megabit fiber kullanıyorum Vodafone Net'ten. Şu ana kadar da yani benim ev kullanıcısı için gayet yeterli. Kaan? Ben fiber, Süper Online kullanıyorum. 25 megabit benimki. Evet. Süper Online'ın sabit zaten. Türkiye genelinde 5 megabit upload'u var. 5 megabit de upload. Yeterli oluyor. Levent'in dediği gibi evde çocuklar EBA'ya Kaç giriyor. megabit dedin? İşte 25 megabit. 25 megabit. 25'e 5 öyle diyeyim ben sana. Bu şeyde artmadı mı? Hani Bu yükseltti ya devlet yine. evet, Upload 50'ye hızını. 20 oldu. 50'ye 50'ye 20 20. kullandık. Aynen 50'ye 20 kullandık bir 3 ay kadar herhalde. Tam hatırlamıyorum. Herkesinkini Şu arttırdılar. anda da oldu. Şu anda yok mu? Yok şu anda varsa da bilmiyorum. Şeyde yok. Süper Online'de yok. Ama Vodafone'da veya Telekom'da varsa onu Türk bilmiyorum. Telekom'da var. Tabii ben TürkNet kullandığım için ona da yansıyor. Ben mesela 4'tü şu an 8 kullanıyorum. Senin peki al normal paketin ne? 75'e 4. 75'e 4, 75'e 8 mi oldu? 75'e 8 oldu evet. Hmm. Türk Telekom Abi arttırınca peki TürkNet de arttırdı. burada bir şey sorayım mı? Yani çok açıkçası teknik tarafını ben bilmiyorum bu işlerin de. Şimdi mesela normal bir kullanıcı internet almak istediği zaman orada işte 25 megabit, 35 megabit falan görüyor. Hani siz 25'e 4, işte 75'e 8 falan hani o söylediğiniz teknik şey nedir? Onu bir açıklayalım mı istiyorsanız? Ben Ben şöyle söyleyeyim. Megabit dediğimiz aslında şey, internetin hızı. Ping süresiyle değil. Hani bazı arkadaşlar ping'i falan karıştırmasınlar. Ping'le alakalı değil. Ping senin kullandığın cihazın soru sorup cevap alma milisaniyesine ping denir. Servis sağlayıcıya bekleme veya süresi gibi server'a. yani. Aynen. Ama megabit dediğimiz şey normal internetin şeyi megahertz şeyinde hızı. Aslında şey de değil. Mesela atıyorum bilgisayarda Windows'ta yeni Windows'larda öyle ya Windows onlarda dosya kopyaladığınız zaman bir yerden bir yere orada mesela hızı yazar. 1 megabitle 2 megabitle kopyalıyorsunuz. O ayrı bir şey. Bizim kullandığımız ayrı bir şey. Şeyde internetteki o Megabaytı terimde. diyorsun sen. 2 megabaytına Aynen. indiriyorsun. Megabit, farklı Megabit de şeyler şey. ikisi de. Megabiti megabayta çevirmek için de megabiti 8'e böldün mü? Megabayt cinsini buluyorsun işte. Değil mi? Yani genelde halk dilin aynen. Genelde halk dilinde şöyle bir şey oluyor. Mesela adam bir hard disk alacak veya bir flash bellek diyeyim. Hard diski bilmez de insanlar. Flash bellek diyor ki 128 megabaytlık flash bellek mesela gigabaytlık. O diyor ki mesela 25 megabit internet şey zannediyor. 25 megabaytlık internet alıyorum gibi zannediyor. Evet, Yani megabaytla diyor ki megabit o farklı ha. kavramlar. Aynen. O yanıltmaması lazım. Ya ben Bir de şu an internet şaşırdım oldum. bir de şey var biliyorsunuz. Türkiye'de servis sağlayıcıların hizmet verdiği temel ana da 3 tane şey var. İnternet bağlantı şekli var. Fiber var. VDSL var, ADSL var. ADSL'le başlayalım bence. Nedir ADSL? Kablo TV var bir de. Kablo TV tam farklı bir şey. Ama kablo TV eskiden kablo TV olan bölgelerde veriliyor. Sadece çok azınlıkta olduğu için. Yani sokakta 100 kişiyi çevirseniz kablo net kullanan yakalamanız çok zor yani. O biraz da eski yerleşim birimlerinde daha çok var. Kablolu yayın yapılan yerlerde Aslında daha. stabil anlamında ADSL'den ve VDSL'den iyidir aslında şey. Kablo net. Şöyle iyidir. Upload ya da download yaptığınız sırada stabil çalışır. Ama ikisinden biri stabil çalışır. Mesela download ederken upload'unuz düşer.
yok gibi olur bir anda böyle. Mesela download programlarıyla büyük bir dosyayı indirmeye sabitlediğiniz zaman download programı o server'a birebir bağlanır ve oradaki her şeyi sömürmeye çalışır. En hızlı interneti neyse bilgisayarın. O zaman da evin içinde aynı interneti kullanıp bazen Google'a giremeyenler olabilir mesela. Çünkü sorgu yapamıyor. Upload'u gidiyor ya. O ne yapıyor? Cep telefonundan Google'a yazıyor, Enter'a basıyor. Telefon Google'a bana cevap ver diye sorgu gönderiyor. Sorgu gitmiyor. Sorgu gitmediği için Bu cevap gelmiyor. her internet için mi geçerli yoksa Yok, kablolu kablo mu? TV'de. Kablo TV'nin tek avantajı odur. Yani dezavantajı odur. Yani çift yönlü Evet. değil gibi bir şey mi yani Evet. aslında? Yani şöyle, bir yönüne çok yüklenirseniz diğer yönünü kapatır. Veya upload yapın, upload yaparsanız download gider. Yok gibi bir şey olur. Böyle bir anda şey olur yani. Kesilmiş gibi olur sanki bir tarafa. Diğer internetlerde olmaz mı Ama yani? Fiberde, ADSL'de. fiberde ve ADSL'de öyle bir şey olmaz. Peki ADSL'de de olur da aslında hani onun kadar etkili olmaz. Fark etmez insanlar. Kablonet'in altyapısı yani nasıl bir kabloyla geliyor? Fiber cam bir kablo değil herhalde. Kablo Bakır da değil galiba. yok. Kablo net bildiğimiz televizyon anteni. Televizyon Televizyon anten anteniyle geliyor. kablosuyla geliyor. İçinde bir tane ince Aynen. bir bakır kablo var. Hani uydu kabloları gibi mi yani? Aynen. Uydu kablosu gibi onun şeyi. Özel modem var zaten. Aynı şey gibi televizyonun arkasına vidaladığımız uydu anteni Hani gibi. iğne gibi bir şey yani o kablonun iğnesini o televizyonun arkasına sokarsın böyle. Hani Aynen. görüntü almak Bir için de öyle bir şey mi tam yani? şu an hatırlamıyorum da çok yüksek hızlara çıkamıyor herhalde o. En fazla 10 megabit falan alabiliyorsunuz herhalde. Daha fazla yükselmiyor. 25-30 alıyorlar galiba ya kablonette. Alıyorlar mı? Ya Alıyorlar. ben onun bir şeyden dolayı da çok tutulmamasının sebebi o diye biliyorum kablonetin. En fazla 25 galiba benim bildiğim. Bakalım bir. Ben de tam hatırlamıyorum da. Ya benim annemler kullanıyor kablonet. Orada şey yani o şey var yani altyapı var. Ben şimdi internetten kablo TürkSat'a bakıyorum kablonet şeylerini. 100 megabite 100 kadar megabit şeyleri verebiliyor. var. Öyle Belki de mi? şeydir tabii. Belki de yapıyı işte yeni versiyon belki yeni bir teknoloji geldiyse olabilir. Belki Hani ama mesela kablolama teknolojisi değişmiştir. Mesela olabilir. şey var Sonuçta abi burada benim gördüğüm kadarıyla da şey var. Yükleme hızlarını direkt yazan firma bu. Mesela diğerlerinde 30 megabit, 30 işte 25 megabit yazıyor. Burada mesela yükleme evet. hızlarını da yazıyor. 2 megabit, Şeydir. Upload 5 megabit. hızları mı yani? Aynen öyle. Edi. Diğerleri mesela ben onu sormak istemiştim. Hani 35 yazıyor ya mesela. Şunu ben merak ediyorum. Kaan'a onu soracaktım. 50 megabit ADSL mi? 25 megabit fiber mi? Hani hep böyle fiber olunca daha bir hızlı olacak gibi algı var ya Aslında herkeste. şöyle oluyor. Yani hani şey gibi. İkisi de aslında internet. Yani internet tektir. Yani download etmek tektir, upload etmek tektir. Bunun hani daha iyisi veya daha kötüsü olmaz. Mantığı olmaması lazım zaten. Hani şey gibi, nasıl anlatsam ki onu. Yani o bilimsel bir terimdir. Bilimsel bir terimin iki tane varyasyonu olmaz yani. Çeşit gibi yani. Yani 25 megabit ise 25 megabittir. Bu bitti. Yani altyapı sana nasıl geldiği önemli değil. 25 megabit gelsin, yeterli. Ha, ama şöyle dersen, bana şöyle sorarsan, stabilite veya şey anlamında, altyapı kalitesi anlamında hangisini tercih edersin dersen, o zaman işler değişir. Çünkü sana wireless'la da 25 megabit verebilirler, kablosuz. Kabloyla da verebilirler. Kablo çeşitlerine göre de değişir. Mesela çok yağmur yağan bir yerde, ne bileyim işte doğal afetlerin çok olduğu yerlerde, ADSL ya da VDSL çabucak şey yapar. Etkilenir yani. Peki bu teknik şeyinden dolayı mı? Hani o kısmı Evet. açıklayacaksın ya Yani teknik. kablonun şeyinden ya kablo bildiğimiz telefon kablosu olduğu için. Telefon kablosuyla geliyor. Bakır kabloyla geliyor. Bakır kablonun da bir iletim şeyi vardır. Nasıl derler sana? Yani iletim hızı vardır. Biliyorsunuz ki bakır kablolarda telefon hatlarında 50 voltluk DC şey vardır. Voltaj vardır. Normalde eline koyduğunda çarpmaz. Çünkü amperi yok gibi bir şeydir. Amper olmadığı için çarpmaz. Ama 50 volt vardır üzerinde. Bazen şey çalıştırabilirler onlarla mesela. Telefon hatlarında gelirken, kullanırken bazı kendi cihazlarını çalıştırabiliyorlar şeyler.
telekom firması. Ama normal bizim bildiğimiz işte ucuna bir motor bağlayalım, motoru döndürsün şeklinde bir elektrik değil yani ampersiz elektrik olduğu için zaten çocuklar falan veya biz elimizi değdiğimiz zaman çarpmaz. Veya kablolarını elinle büküp bağlayabilirsin birbirine telefon Bu hattını. ADSL ve VDSL için ikisi de aynı kablo Aynı mu? aynı aynı. Sadece Peki fark ne VDSL'de peki? ADSL ile VDSL arasındaki fark sonlanan cihazlar farklı. Mesela Telekom'un servis sağlayıcının nasıl diyeyim ben sana bilgi işlem odası gibi bir odası vardır. Ben şimdi onun diğer terimini söylemeyeyim. Öyle bir odacık vardır. Bu odacıkta o mahalleyi besler. O beslediği mahalleyi beslediği odacıktaki cihazların kalitesi neyse ona göre internet alırsın. Oradaki cihaz atıyorum VDSL hizmeti verebilecek bir cihazsa ve mahalledeki sağ dolabı dediğimiz bir kutucuk vardır. Bu kutuda işte o mahalleyi besler. O mahalleyi besleyen kutudaki cihaz da oradaki cihaz birbirleriyle VDSL olarak şey yapıyorsa, haberleşiyorsa sana verilen internet VDSL verilir. Bu sistemin çalışma prensibi. Bir de kullandığı malzemeler var, materyaller. Bunlar mesela fiber olabilir veya şey olabilir. İsmini siz söyleyin. Bakır. Telefon hattı olabilir. Bakır. Yani bakır kablo olabilir. Şimdi bazı firmalar biz size fiber satıyoruz diyorlar mesela. Ama aslında fiber satmıyorlar. Ama tabii bunu son kullanıcı nereden bilecek? Sonuçta Nereden ona bileceğiz abi? ya onu bilmenin en kolay yolu senin evine fiber kablo direkt giriyorsa yani fiber kabloyu şöyle modemine arkasında baktığında fiber kablo varsa o zaman o fiber internettir yani. Modemin arkasına fiber girmiyorsa sana fiber bir yere kadar fiberle getirilmiş bir internet veriyorlar demektir. Her internetin de kendine göre dezavantajları vardır. Yani Mesela kutuya kadar fiber geliyor. Kutudan bana gelene kadar şeye mi dönüyor? Diğer kablo türüne mi dönüyor? Bakır evet kablo ya türü. bakıra döner ya ketaltıya döner. Bir şekilde sana ulaştırıyorlar oradaki sonlanmış fiberle sonlanmış atıyorum sağ dolabında fiberle sonlandırılmıştır. Orada bir cihaz vardır. O cihazdan sana bakır kablo yoluyla ya da yani bakır derken şöyle demek istiyorum. Telefon hattıyla veya ketaltı dediğimiz network kablosuyla sana geliyorsa bence o fiber değildir. Ama fiber diye satarlar. Çünkü adam sana ulaşma yolunu kısaltıyor. Mahallende atıyorum 3 sokak ötende bir kutu koyuyor. ADSL'de nasıldır mantık? Ne kadar sana yakınsa servis sağlayıcı o kadar iyi internet alırsın. Eskiden öyleydi hatırlarsanız fiber yokken. Evet. Derlerdi. Telekom'a yakınsan iyi internet alırsın. Telekom'dan uzaksan her türlü sıkıntı yaşayabilirsin diye zaten ilk satmalarının sebebi 8 megabite kadar. 16 megabite kadar dediklerinin sebebi bundan kaynaklanıyor. Çünkü adam kestiremiyor. Levent gelecek, benden diyecek 15 kilometre uzakta evi. Ama Onur gelecek, adam 500 metre yakınımda. Şimdi Onur'a ben atıyorum 10 megabit verebiliyorum. Onun için diyorum ki 10 megabitte 16 megabite kadar satabilirim sana diyorum. Ama sana 4 megabit verebiliyorum çok uzaktasın. Sana diyorum ki 8 megabite kadar olanı alıyorsun sen. Sonra da 2 gün sonra diyorsun ki hep 4 alıyorum, hep 4 hani 8 falan. Abi 8 megabite kadar sana dedik diyor mesela Evet, e kadar adam. önemli orada. Önemli bir Ha. kelime. Şimdi ama mesela fiber internet satanlarda nasıl? Sana diyor ki 25 megabit veya 35 megabit. Adam onu da veriyor sana yani. Sen günün hangi saatinde eğer fiberde hangi saatinde hız testi yaparsan ortalama 35 megabit olan bir internet 33-34'ü rahat görürsün. Veya 25 megabit olan da 24-25'i görürsün ki internet evde kullanılırken bile görürsün. Yani biri mesela 3-4 makine kullanıyor interneti. Sen yine speed test yap. Yine muhtemelen sana taahhüt edilen hıza yaklaşırsın yani. Çünkü fiberin şöyle bir şey vardır. Dünyada ondan daha hızlı iletim teknolojisi yok şu an. Işık hızıyla gidiyor. Fiber Cam kablonun içinden bu yapısı ışık gitmiyor mu sanki? aynen. Özel bir cam şey vardır. Lif şeklinde bir ip gibi düşün içinin. Onun içinde çok ince bir cam bölüm vardır. Ama cam bölüm dediğimiz bizim şey gibi, saç kılımız gibi yani kıvrılabiliyor. Ama kırılır. Yani çok şey yaparsan kırılır. Öyle
kıllar içinde çarparak, şöyle bir boru düşünün camı, camda çarparak gider ışık. Çarparak gittiği için de çok hızlı, yani en hızlı gidebilen şu an o ışık hızında gitmek yani. Daha hızlı bir sistem yok. Ha, fiber kablonun ucu, hep derler fiber kablo eğer sınırsız hızsa niye biz mesela dünyada belli başlı hızlara çıkabildik, şuna çıkabildik diyorlar. Çünkü bir kablonun ucunda sonlandırılan ekipmanlar vardır. Bu ekipmanların kuvveti neyse, gücü neyse sen o kablodan o hız alabilirsin. Şey gibi düşün. Bir tane asfalt yol yaptılar. Hatta yaptılar ya bizim şey köprü yaptılar İstanbul'da. Neydi o? 400 kilometreye çıktı hani bir motor yarışçısı. Şey mi? Yavuz Sultan Selim mi? Ha, Yavuz Sultan Selim miydi? O bir Çanakkale o köprü hani kısalttılar ya yolu, köprü yaptılar bir tane. Hatta şey oradan geçti. Ya neydi o motor Ya Bursa'ya yarışçısı ismi? bağlanansa Orhan Gazi. Galiba o ya. Hani üstünde motorla 400 kilometre hıza çıktı bu meşhur motosiklet yarışçısı Kenan bizim. Sofoğlu mu? Ha, Kenan Sofuoğlu. Hatta şu an bakan mı o? Öyle bir şey herhalde. Neyse çok Milletvekili o galiba. bilmediğim konular. Ya ben şuna gelecektim. O yol şu an en hızlı kim gitti? O gitti. 400 kilometre yaptı değil mi? Demek ki o yolun en hızlı yapabildiği 400'müş. O yolda 500 yapabilir diyebilir misin? Diyemezsin çünkü denenmedi. Yani öyle düşüneceksin sen de bir fiber kablonun iki ucundaki ekipmanın kuvvetine bağlıdır. Ucuna takılan şeyler vardır. Fiberin sonlandığı cihazlar vardır. Bu cihazların hızına bağlı olarak sen hız alırsın. Gipon mu deniyordu onlara ya, sonlandırma? Eve gelen sonlandırma cihazına. Şimdi fiber de ikiye ayrılır. Jipon ve FTTX diye iki şeye ayrılır. Sisteme ayrılır. Bunları farklı bir şey konu aslında. Şimdi ben yine konuyu dağıtmadan şeye geleyim. Yani eve gelen Ondan ağı Ethernet'e çevirmiyor mu aslında yani? Gipon aleti. Jipon dediği. şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Jipon dediğimiz olay şu an fiber internetin en iyisidir. En iyisi ve en şeyi teknolojisi yüksek olan. Dediğim şey noktasından, internet dağıtım noktasından senin evine kadar fiber kabloyla gelir. Adam üşenmeden senin evine kadar fiber kablo çekiyor. Her daireye. Bu sisteme jipon deniyor. Ve senin modeminde elektrik vardır. Bir de servis sağlayıcının merkezindeki yerinde elektrik kullanılır. Onun dışındaki arada hep yalındır. Yani hiçbir doğal afet, yani o kablo kopmadıktan sonra senin internetin kesilmez. Çünkü elektriği kesilecek bir arada bir cihaz yok. Problem yaşayabileceğin bir cihaz olmadığı için senin internetin kesilmesini minimuma indirmiş oluyorlar. Çünkü yalın internet, hiçbir şey yok yani hani arada hiçbir cihaz yok. Bir de şey var. Mesela senin ADSL'i ele alalım. ADSL ne oluyor? Bir tane binamız var mahallede. Bu Evet. mahalle atıyorum o mahalledeki sağ dolaplarına kablo çekiyorlar. Ne çekiyorlar? Diyelim ki fiber çekildi diyelim. Hepsine fiber çekildi. O sağ dolabı şuradaki atıyorum 5 numaralı sağ dolabı seni besliyor. Senin binanı besliyor. Ama sağ dolabından itibaren bakır kablo gidiyor. Bunu da fiber diye satıyorlar. Aslında ama bence fiber değil. Niye? Buradan mesela bir elektrikli bir cihaz var. Buradan fiber gitti, sağ dolabına geldi. Sağ dolabında da elektrikli bir cihaz var. O elektrikli cihaza giriyor. Elektrikli cihazdan tekrar çıkıyor. Sana şey gidiyor. Sonra sen evinde modeme bağlıyorsun. Şimdi bu elektrikli cihaz buradaki atıyorum geldi araba çarptı. Yağmur yağdı. Bilmem ne oldu. Bir şey oldu. Buradaki elektriği kesildi ya da. Ne olur? Senin otomatikman internetin kesilir. Ama jipon dediğimiz senin demin sorduğunda merkezden çıkıyor kablo, fiber kablo. Sağ dolabına giriyor. Sağ dolabında yalın, hiçbir elektrikli çalışan cihaz değil. Bildiğin kutu. Plastikten bir kutu. Onun içine girip oradan çoğalıyor. Özel bir kutu. Splitter'lar Çoğalıyor. var içeride herhalde. Ya da Aynen switch'ler var. splinter'lar. Switch yok. Splinter var. Splinter'larla o dağılıyor. Yani atıyorum tek kıl geliyor. O tek kılı 8'e, 16'ya, 20'ye çoğaltan bir aynalı bir cihaz var. Yani cihaz da demeyeyim yani bir parça. Ondan sonra onunla çoğalıyor. Ondan sonra senin evine tekrar fiber çekiliyor. Senin evine geliyor fiber.
Senin binandan da dairene kadar fiber geliyor. Bunda ne olabilir? Bu sadece senin internetin problem yaşayabilmen için ya o fiberin kopması lazım ya da o ekipmanları birisinin gidip kurcalayıp söküp senin hattının yönünü O değiştirmesi lazım. Değil mi? aynalayan cihazın bir şekilde bozulması lazım. Bir de şöyle bir Ya şey var. bozulmaz çünkü mekanik bir şey değil. Mekanik bir şey değil, bir şey değil. Yani düşün, sen bir tane Yani şey elektronik bir gibi şey düşün. değil yani. Yani ha, plastik bir tane şey gibi düşün Şey ya, var bir ne bileyim, de kap Kaan. gibi düşün yani. Apartmanın girişine kadar fiber geliyor. Apartmanın girişindeki ankastrede sonra bu çevriliyor bir çevirici cihazla. Dairelere Cat 6, Cat 7, Cat 5 kablolarıyla O dağıtılıyor. FTTX oluyor dediğin. O dediğin FTTX. Japonsa eve kadar fiber gelir. O Abi nasıl? ben bir Onu şey bize bir soracağım anlat. burada. Yani onun çok farkı var mı? Var. Kaan'ın dediği şeyi, Japon dediği şeyi biz müşteriler olarak alabiliyor muyuz abi? Böyle bir seçenek var mı? Çok Hani yok benim herhalde ya. Var hayır. mı? Daireme Sen kadar böyle gelsin servis diyebiliyor muyuz? sağlay, sen onu diyemezsin. Sana fiber alacağım dersin. Artık altyapısında ne fiber veri satıyorsa sana, ne veriyorsa hizmet, yani senin bilemezsin de. Sen ne biliyorsan onu alırsın. Mesela Peki sana der bunu ki, sana der ki mesela Levent diyorum, ben sana fiber internet satacağım diyorum. Tamam diyorsun. Anlaşıyoruz. 25 megabit sana satıyorum. Sana senin bölgende eğer Jipon yoksa, FTX varsa nasıl gelir sana internet? Önce merkez o bölgenin yani büyük ilçenin bir şeyi vardır. Dağıtım bir binası vardır. O binasından çıkar fiber şeye gelir. santral dediğimiz değil mi? Aynen. Bu sefer sağ dolabı yok. Aslında bu FTX dediğimde FTTB diye yazılır aslında. FTTB deniyor. Bunda her binanın altında bir switch vardır. Bu switchler birbirleriyle ring oluşur. Yani o mahalledeki binadan çıkıyor. İki tane fiber kıl. Gidiyor bir binaya giriyor. Binada fiber cihaza giriyor. Cihazdan tekrar çıkıyor yan binadaki cihaza, yan binadaki cihaza, yan binadaki cihaza derken böyle 12 tane atıyorum sallıyorum 12 tane ya da 10 tane sivicin üstünden fiber akaraktan geri aynı noktaya geri gelir. Buna ring denir, yuvarlak. Sen oradaki binadan birindeysen mesela o sivice gelen internet tamam birbirine seri bağlanmış bir şey gibi düşünün elektrik bilenler seri bağlanmış gibi bağlanır ama fiberin 24 tane ket altı giren şeyi vardır. Sivicin pardon. Sivicin 24 tane ket altı giren ucu vardır. Modemin arkasındaki gibi. 4 tane portlu oluyor ya. Onun gibi düşün. Oradan sana ket altı yukarı dairene kadar çeker ve bunu fiber diye satar mesela. Sonra sen onu router'a bağlarsın. Ha. Ama bu Modeme de bağlamazsın. Router'a bağlarsın artık, değil Aynen. Bu Jipon'dan sonra en sağlıklı olan da bu mesela. Niye bu da? Çünkü binanın tam altında fiber sonlanıyor yani. Uzaktaki bir dolapta değil. mi? O daha yakın. En Türkiye fazla ne çekiyor? Sana şartlarında 10 metre ya da 20 metre binanın katına göre belki 6 metre, 7 metre kablo çekerekten ket altı sana internet veriyor. ya anladığım Anladım. kadarıyla mesela benim kullandığım internet herhalde senin anlattığın gibi bir şey. Çünkü binanın altında bir tane cihaz var. Sen Örmüşler. Buraya senin kadar geldiğini söylüyorlar modemi ama görmem lazım benim. Mesela modemin arkasında senin nasıl diyeyim ben modeme sana? bakır kabloyla mı geliyor internet? Ethernet'le mi geliyor? Ethernet de geliyor abi. O zaman dedi senin demin anlattığın. Ethernet'le mi geliyor yoksa böyle yeşil bir tane kare bir şeyle mi geliyor? Böyle Gidip kablo. bakmam lazım şimdi. Çok net hatırlamıyorum da. LAN kablosu gibi bir kabloyla bağladık Ha, ama. LAN kablosuysa seninki muhtemelen FTTB dediğimiz sistemden. Eğer ADSL kablosu yani telefon hattıyla gelseydi o zaman şey oluyordu. VDSL de olabilir, ADSL de olabilir. O hızından belli olur. Ama bildiğim kadarıyla şu an köylerde falan yani gerçekten santrale çok uzak yerlerde ADSL kullanıyor. Onun dışında ADSL çok vermiyorlar. Hep VDSL veriyorlar diye biliyorum ben. Bizde mesela VDSL var Ha, ama telefon kablosu üzerinden geliyor. VDSL'de şu an yani hız anlamında iyi iş görüyor yani. 75 işte Peki gayet iyi yani. burada şey de soracağım sana Kaan. Bu mesela fiberle VDSL arasında sen dedin ya kapına kadar ya da hatta mümkünse cihazına kadar fiber gelse hiçbir şeyden etkilenmez diyorsun ya. Peki bu VDSL'i etkileyen şeyler ne abi? Hani
yağış olması mı, çok Ya yüklenilmesi mi? ADSL'in daha şeyi güncelleştirilmiş. Aslında mantık aynı, altyapı aynı. Yani sonuçta bakır kabloyla çalışıyor. Yani ADSL'de yaşayabileceğin bütün sorunlar onda da yaşayabilirsin. Aslında bir farklılık yok yani. Sadece kapasitesi arttırılmış olan ADSL'in. ADSL'de nasıl şey olursa, tıkanma olursa bu şeyde de VDSL'de de tıkanma var ama band genişi şu an VDSL'de bayağı yükselttikleri için şey olabiliyor. Hani tıkanmayı yaşamıyorsun. Sonuçta sen bir ev internet alıp şirkete bağla, bir 100 kişi bağlansın. O zaman ADSL ve fiberin farkını görürsün mesela. Yani Benim o mesela farklı olur. bir arkadaşım var, şu an evden çalışıyoruz malum, hani çoğunlukla ofise de gidiyoruz ama mesela benim bir arkadaşımın oturduğu yerde ADSL mi artık VDSL mi neyse, onun portu yokmuş herhalde. Diyor ki port açılması lazım, şu veya bu. Hani fiberde de böyle bir sıkıntı var mı? Hani kapasite doldu, bir port açılmadan size internet veremem gibi bir durum var mı fiberde, yoksa tamamen farklı mı Ya yapılır? fiberde binanın altındaki ekipmanda şey yoksa binaya verecek sayı yeterli değilse atıyorum bina 24 daireliktir. Aşağıda 18 şeyli vardır. Şöyle söyleyeyim ben. Her splinter'da 8 tane şey olsa atıyorum aşağıda 16'lık bir şey vardır. Kutu vardır binanın altında sana internet dağıtan. 16'lık vardır. Ama bina atıyorum sen 18. müşterisindir ya da 17. müşterisindir. O 16 tane full doluysa sana şey yaparlar. Bekleteceğiz siz derler. Birkaç güne internet bağlayabilirler ama bağlarlar. Yani öyle bir şey yok. Hani sistemin kaldıramadığı, sana veremeyiz artık bitti diyebilecek bir olay fiberde yok. Fiberde her zaman besleyebilirler yani sınır Ama yok çünkü. VDSL'de var herhalde. VDSL'de de şey kapasitesi var tabii ki. Şimdi şöyle düşün. Fiberde sen aynalama yoluyla çoğaltıyorsun ve cihaz yalın. Bildiğin şey plastikten bir cihaz yani. Elektrikli falan çalışmıyor. Ama ADSL ve VDSL'de sana dağıtan sağ dolabında işte port yok, mort yok diyorlar ya. Oradaki cihazın bir kapasitesi var. Mesela bir switch 24 tane alıyor. Adam gidiyor altına bir switch daha koyuyor veya altına bir kart daha takıyor. Portları çoğaltıyor, değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Adamın hesabını yapıyor. Diyor ki ben bu mahalleye herkese internet satsam, şu fiyattan satsam, buranın altyapı ve şeyini kaldırmıyorsa adam sana port yok der, müşteri vermek istemez. Çünkü orayı çoğaltmak istemez. Çünkü potansiyel ayrılmak isteyen de olabilir. 2 gün sonra biri ayrılır. Sen tekrar başvurursun. Sana oradan ayrılandan hat verir. Seni abone edebilir. Bu şekilde çalışır. Riske girer yani. Seni kaybetme riskine girer o an. Çünkü senin için oraya bir kart takacaktır. Daha büyük maliyet. Atıyorum. Yani atıyorum ne bileyim sallayayım yani 100 bin liralık bir kart takacaktır oraya. Senin için sadece takacak. Potansiyeli görmesi lazım. Senin gibi mesela 100 kişi daha gelecek mi? Veya 10 kişi daha gelecek mi? Anladın mı? Onu görüyorsa takar oraya kartı. Benim Yoksa der arkadaşım ki mesela bekliyor abi. Yani o herhalde öyle bir potansiyel yok oturduğu mahallede. Tabii. O ondan bekliyordur yani muhtemelen şey. Yani içeride bir tanıdığı yoksa da onu öğrenemez. Zor yani hani başka şeyler. Hatta bazı insanlar var sırf upload'dan dolayı işte şey kullanıyor. Superbox falan kullanıyor. Hiç beklemek istemiyor şeyi. Hani 20-30 lira fazla vereyim diyor. Şu an fiyatlar 80-90 lira herhalde internetler. Adam 130 liraya Superbox var. Adam şey diyor ben 30-40 lira daha vereyim diyor. Kullanayım bari Evet, diyor. Superbox Gelirse olayını da internet konuşabiliriz. kapatırım Vodafone'la Türk Telekom da çıkarmış onu. Bilginiz var mı bilmiyorum ama ben Türk Telekom'u aradım. Dedim yani müşteri hizmetlerinden bunun nedir ne değildir öğrenemiyor muyuz diye. İlla dediler ki bana bayiye gideceksin. Ben de bayiye gitmedim pandemi olayından dolayı. Ama Türk Telekom da çıkardığını bizzat müşteri hizmetleri vasıtasıyla doğruladı. Vodafone'la Turkcell zaten çıkarmıştı. Çok da memnun değil ama insanlar aldıkları hız bakımından. Ya Tamam şimdi şöyle sorunsuz ama anlatayım ben hiç size. altyapın yoksa kullanılır da, ne bileyim altyapın Ya varsa şimdi kullanılmaz herhalde. Superbox aslında bildiğin cep telefonunun kullandığı internetin aynısı aslında. Evet yani. Senin cep telefonunda internetten nasıl memnunsan o Superbox'ta o kadar kalitede sana internet verir. Sadece cep telefonundan farkı cep telefonu tek cep telefonu kullanır. Hani
şey hotspot yapmıyorsan, paylaşımı yapmıyorsan sadece cep telefonu kullanır. Ama o Superbox'a atıyorum belki evdeki her şeyi bağlayacaksın. Bilgisayarı bağlayacaksın. Evet. Ne bileyim akıllı cihazlarını Ha bir de bağlayacaksın, cep mesela telefonlarını bağlayacaksın. Hani Superbox çok yüksek bir fiyata sadece 10 megabit sınırsız internet veriyor. Öyle değil mi? ya bence Superbox En son alacak öyle veya diyelim. Superbox tarzı alacak kişiler için önerim şu olur. Mesela Vodafone'unkini alacaksa Vodafone hattıyla gitsin, evinde test etsin. Koyacağı yeri. Tahminen koyacağı yere ya çekme de önemli değil. Belki 3 diş çeker, adamın istediği interneti alır. Bir yerde 5 diş çeker, adamın istediği hızlı Abi interneti test almaz. etse ne olacak? Zaten Zaten verdikleri 10 megabit. hayır şey 10 megabit tamam. Ben bir de bazı şey var, sınırsız diye alanlar var ya, Onu alıyorlar. alabilecek mi acaba diyorsun? 10 megabit de alamayabilir. Yok, alır. 10 megabitten fazla alır. Ama Ya şu sınırı an zaten ben 10 sana megabit. söyleyeyim. Turkcell şu an 180 liraya 10 megabit sınırsız veriyor. Yani kotasız. Tamam. O zaman fiyat artmış. Ben bir 130 liraya sanki şey biliyordum ya. Ben 180 diye biliyorum ama emin değilim, bakmak lazım. Yani Ya pahalı, ben şey verdiği demek hıza istiyorum. göre Ben sana hizmet söyleyeyim. En pahalı. kötü şu an, en kötü baz istasyonu 4.5G'de 10 megabit'i veriyor yani. Ya veririz. Ya Hani verir zaten diye düşünüyorum. 5 katını bile verir Şeyse ama sana verdiği çok tarife hani bağlı. önüne engel çıkmıyorsa, atıyorum orası yoğun bir yerdeyse, mesela hiç şey bilirsiniz. Futbol maçına falan gittiyseniz veya Evet. atıyorum bir Tıkanır. üniversite şenliği olduğu zaman, mesela üniversitedeyken ne olur bahçede, hani 100 kişi vardır normalde ders, hani 100-200 kişi değişir. Ama bir şenlik olur 1500 kişi olur. Oradaki baz istasyonu kaldırmaz mesela. Çünkü bütün cep telefonları sorgu gönderiyor. Sürekli bağlı kalmaya çalışıyor. Baz istasyonunun bir kapasitesi vardır. Dışlar. Mesela atıyorum 1500 kişi vardır orada. Baz istasyonu 1000 kişiye kadar internet verebilir. 1001 kişiyi almaz. Sürekli iter. Hattı düşer, çekmez. Veya uzaktakini çekmeye çalışır. Telefon o an şey yapar. 4.5G değil de 3G'ye düşer. Uzaktaki. Çünkü şöyle bir şey vardır. Cep telefonlarda 2G en uzak seviyeye sinyal gönderir. 3.5G ondan sonra 4.5G daha az mesafe, kısa mesafe. 5G mesela gelecek yakında. O daha da kısalacak. Şey mesela Ama hızı yükseliyor. maçlara giderdik biz İnönü stadına üniversitedeyken çekmezdi telefonlar. Birkaç maç sonra işte o zaman Telsim'in, Turkcell'in, işte Türk Telekom'un, Avea'nın yani arabaları, seyyar arabaları gelirdi. Stadın etrafına birkaç tane araba konuşlanırdı. O hizmeti Güçlendirmek için. kesilmemesini sağlarlardı. Ya da işte Ya mesela bu arada Erikli'ye gideriz. Erikli'de konserler olur, böyle festivaller. O festivaller sırasında hiçbir şebeke neredeyse çekmez ve bu festivalden şebekelerin haberi de yok. Operatörlerin. Yani hiçbiri bir araba göndermedi oraya. Ve bir hafta boyunca insanlar cep telefonu kullanamadılar doğru düzgün. ya o bu arada ben şeylerde de fiyatlara baktım arkadaşlar. Türkcell için söylüyorum. Superbox mı? 4.5G hızında 150 GB kotalı 159,90, 10 megabite kadar 200 lira, 20 megabite kadar da 300 lira fiyatlar. Pahalı. Çok aşırı pahalanmış. Bir de 10 Yani megabit bence yani. Tamam sınırsız ama 10 megabit. bence satılmasın diye yapmışlar gibi geliyor bana. Hani altyapıları düşünsene 80-90 liraya normal internet satıyor. Adam bir Superbox alıyor. Atıyorum eskiden 130 hatırlıyorum. Bak ben 130 liraydı. Hatta benim kayınço Abi alacaktı. 130 lira falan diye 80-90 hatırlıyorum. derken o da 90-100'den başlıyor abi. İnternet fiyatları da öyle yani. 80 liraya 90'a internet 100'e fiyatı. Yok dayandı işte ya. onu demek istiyorum. 90-100'e sen eve internet alacağına adam diyor ki 130-140 liraya eskiden ben Superbox alayım. Aynı zamanda yanımda da götüreyim. Mesela tatile gidiyorum. Tatilde eve götüreyim orada falan Peki abi, diyordu. peki Kaan, biz hani niye Superbox alalım ki? Telefonu internetini evdekileri bölüştürsek de aynı hesaba çıkmıyor mu? Aynı mantıkla çalışıyorsa. Yani Şey öyle olur. çıkıyor sanki ama. Normal hatlarda ki paketler yeterli, ona denk gelmez öncelikli olarak. Onun dışında bir de sonuçta telefon internet paylaştırmak için tasarlanmış bir şey değil. Kaldırmaz yani. Şöyle bir şey var. Eskiden 7-8 sene önce falan da herhalde biz arkadaşlarla bir gün
bir şeye gittiydik. İş yerinde arkadaşlarla otele, otel interneti iyi değildi. Mesela telefonu ortaya koyuyorduk. 5 tane laptop bağlanıyordu. Sonradan şey oluyordu yani, ya paylaştıramıyor. Bir bakıyoruz laptopun biri internetini atmış kendi kendine. Ya diyor ben şifremi değiştirdiniz, benimki bağlanmıyor falan diyor falan. Yani sağlıklı dağıtamıyor. Çünkü telefonlardaki internet paylaşımı bir makineye, iki makineye paylaştırır ama hani çok yüksek zamanlı değil yani. Aslında saatlerce paylaştıramaz yani. Hani sonuçta telefon konuşmak için yani, hani kendi internetini kullanmak için Supermax Zaten bildiğiniz router. o Router olduğu mobil için erişim ona göre. noktasını açtığın zaman telefonun şarjı da inanılmaz bir şekilde hızlı bitiyor yani. Yok hani şey yaparsın, şarj cihazına bağlarsın, telefonu bırakırsın Bağlarsın ama da bayağı yazık ısınıyor edersin bir de. telefonu yani. Bayağı ısınıyor Aynen. telefon. Yazık edersin. Hani onun için şey yapıyor. Bir de demin dediniz yani çok pahalanmış fiyatlar baktınız. Ben bilmiyordum o kadar olduğunu. Ya benim aklıma şey yatıyor. Bence baktılar, atıyorum 80-90 lira olan internetler sıralarındayken 130 liraya verdikleri zaman insanlar mesela taşınabilir internet olduğu için ona daha mı çok yüklendiler acaba? Yüklenince de baz istasyonlarının altyapıları yeterli gelmeyince, gelmeyeceğini düşünerekten biz buna bir frenleme yapalım. Bunun en güzeli de, en güzel geri vites yapma olayı da fiyatı yükseltmek mi dediler Abi acaba? Gerçekten ihtiyacı olanlar mı alsın dediler acaba? şeyde Vodafone'unkine bakıyorum şu an. Bu onlar Redbox diyor herhalde. Superbox Hı. dememişler. 4,5 GB hızında 150 GB'a kadar 100 lira. 4,5 GB hızında 200 GB'a kadar 129 lira. Şeyde de 4,5G hızında. 15 megabite kadar olan da 169 lira. Mesela Vodafone'unki şöyle 15 görünüyor, megabite 9 lira. kadar olan şey mi? Sınırsız mı? Kotasız mı? Yani bir kota yazmamışlar. Evet. Limitsiz yazıyor. Vodafone'unki daha Ya yüksek hocam. bir de şöyle bir şey de olabilir. Şimdi servis sağlayıcılar arasında anlaşma var. Bazı anlaşmaya göre birbirlerinin altyapısını kullanabiliyorlar. Burada Vodafone Türkiye'de çok şanslı durumda şu an. Çünkü en az şey olan o. Yatırım Hem olan mı? internet, hem telefon, hem internet olarak müşterisi az olan o olduğu için az yatırımla çok hızlı internetlere sahip olabiliyor. Mesela hiçbir bölgeye şeyini koymadan, atıyorum bir sistemini koymadan başka atıyorum başka bir servis sağlayıcının altyapısını kullanarak internet satabiliyor. Adam bir anlaşıyor mesela, diyor ki ben diyor gel diyor bana diyor ben sana diyor 10 liraya internet vereceğim diyor. Ama adam müşteriye 15 liralık internet veriyor 10 liraya. Yani o kalitesinde. 15 liralık kalitede internet verebiliyor 10 liraya. Müşteri de diyor ki o diyor Vodafone diyor ne kadar güzel veriyorsun. Turkcell veremiyor bunu diyor mesela. Çünkü Turkcell atıyorum şey anlamında GSM hattı anlamında en büyük firma olduğu için kanuna göre şey var. Sen en pahalıyı vereceksin. Sen en ucuzu veremezsin olayı var. Rekabet için değil mi? Ha, Yani herkes. rekabetten dolayı. Rekabet kurulu kararı herhalde bu. Onun için şeydir yani. Turkcell bu konuda tamam büyük ama dezavantajlı durumda kalıyor. Dizginleniyor yani hani anladığım Yani kadarıyla. dizginleniyor aynen. Yoksa Turkcell istese o altyapıyı 3 yıl önce kurmuş mesela. Altyapı parasını çıkarmıştır. Der ki ben der çok uyguna veriyorum. Öldürmek için diğerlerine. Bu sefer rekabet kurulu araya giriyor. Ama şunu Hemen. yapamaz mı Kaan? Örnek veriyorum. Ben Vodafone'um 100 liraya veriyorum. Turkcell'de 110 lira yapar abi. 150 yapmaz da hani arada 20 Onun bir olur. oranı vardır muhtemelen. Yoksa ben bilmiyorum. Ben o kadarını bilmiyorum tabii satış tarafını da bunların. Ben teknik tarafı bilirim. Ama benim mantığım şey, mantık yürüttüğüm zaman şu aklıma geliyor. Belki de yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama bence bir oranı var galiba. Atıyorum sen bir birime verebiliyorsan ben üç birime vermem lazım veya iki birime vermem lazım. Böyle bir katsayısı o var herhalde. O katsayısından dolayı da düşüremiyor olabilirler. Mesela ben sıfır geçen bir benim kıza hat aldıydım. Geçen dedim bir yıl oldu. Yani geçen diyorum çünkü en yeni hattım onun dışında hepsi 20-25 yıllık hatlar. Hat almadığım için bilmiyorum. İlk defa benim işte kıza aldım. Bana dediler ki en küçük tarife 20 lira. Tamam güzel dedim zaten konuşmayacağız. Şu an biz dedim hani hat bulunsun. Aramak için. Ha, aramak için falan. Ama dediler 20 lira da vergisi var dediler devletin aldığı dediler. İlk hat açıldığında 40 lira dediler. Ben 3 operatörde aradım. Sıfır hat alacağım. Minimum ne öderim? Bana onu söyleyin. Kemiksiz dedim ya.
Bana minimum ne ödeyeceğim? Bana hatmat içinde dakikası makkası ne oldu önemli değil dedim. Bana dedim minimum ödeyeceğim bir şey çıkar dedim. Hepsi 40 nokta küsür lira mı ne çıkarıyorlar? Niye? Çünkü devletin aldığı verginin üstüne verebildiği minimum indirdikleri o ilk hatta. Şu anda 100 lira, 120 lira. Senin dediğin Öyle şey mi? şu an. Öyle mi oldu? 100 Arttı mı? liradan aşağı bir tane yeni GSM hatta alamıyorsun. Kontörlü mantörlü olan. Yeni bir yılı doldu. Ha bir de değiştiremiyorsun aldığında. Ben yeni bir yılı doldu. Şimdi kontrolüye çevirdim. 2 aydır. Yani 2 ay önce 20 lira yüklemiştik. Halen 20 lira yüklüyoruz. Şu an aramaya kapandı. Sadece arama geliyor. Çünkü pandemiden dolayı evde olduğu için pek bizim evdeki hesap çarşıya uymadı. Biz onu okula gönderirken kullanacaktık. Okula gönderemedik bu sene. Gönderemeyince evde kalınca hattında bir anlamı kalmadı. Ama ben de ilk bir yılı dolur da olmaz hemen kontrolüye çevirdim ki şey olsun diye. En azından 6 ay kapanmıyor. 6. ayda 20 bin lira daha yükleriz. O hattı kapattırmayız mantığıyla şimdi yürüdü, kullanıyoruz. Yani olay böyle. Ben öyle düşünüyorum. Yani fiyat farkı muhtemelen şeydir. Mesela Telekom'da internet anlamında en ucuzu veremiyor. Çünkü ADSL'leri bile fiberle aynı fiyat. O da muhtemelen şeyden. Türkiye'nin iyi ya da kötü tartışılır altyapısı. Ama sonuçta kilometre olarak en çok altyapısı olan Telekom. Hakim operatör olduğu için Aynen. işte. Deminden beri hatırlayacağım kelimeyi onu şimdi hatırlattın. Hakim. Hakim operatör kimse en pahalı o olmak Ben zorunda. onu hatırlayacağını bilseydim söylerdim mi? Vallahi ya deminden beri onu söylüyorum, bunu söylüyorum, kıvırıyorum. Kelimeyi aklıma gelmedi. Yani hakim olmak. Aynen. Hakim olan operatör en pahalı olmak zorunda. Bu rekabet kurulunun kararı yani. Yapacak bir şey yok. Adamlar Peki Kaan, ben sana bu teknik işi bilen biri olarak bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben internet alacağım ya da herhangi bir dinleyenimiz internet alacak. Yani neye dikkat etmesi lazım? Neyi önerirsin? Yani ben mesela bulunduğum bölgede örnek veriyorum Süper Online düşünüyorsam etrafımda Süper Online olan birinden tavsiye mi alayım senin hızın nasıl vesaire? Yoksa yani tamamen fiyat odaklı ya da megabit odaklı mı bakayım? ya ben şimdi işin içinde olduğum için tabii benim avantajları hemen ben öğrenebiliyorum neyin ne olduğunu da. Ama senin Beni mi sorduğun arasınlar abi o zaman? hayır Herkes. hayır senin sorduğun soruya göre ben bir vatandaş olarak şöyle hani hiçbir şey bilmeyen biri olarak şöyle düşünürdüm. İlk önce web siteleri var firmaların. Web sitesine girip orada fiber olan yerleri bir önce bir kendi binaları var mı diye bakabilirler. Adres mi sorguluyoruz orada? Tabii, öyle bir yapılara olması lazım. Ya senin Giriyorsun altyapını mahalle soruyorum. olarak bilmem Adresini ne. giriyorsun. Orada öncelikle bir onu bir bakıver. Ondan sonra tabii ki en güzeli şey yan komşun aldıysa önceden o düştüyse o bir şekilde iyi ya da kötü tuzağa yani hangi aldığını ona geçip bakman en iyi güzeli. Mesela sen ne kullanıyorsun diye komşuna sorarsın. Dedi ki Süper Online. Fiber kullanıyorum. Hangisinin olduğunu öğrenmek istiyorsan çok basit yolu var. Gidersin modemin arkasına bakarsın. Eğer kare şeklinde yeşil bir şey giriyorsa o fiberdir. Eve kadar fiber geliyordur. Eğer bilgisayarın arkasına ne diyeyim network kablosu ne deniyor Ethernet ona? kablosu, LAN kablosu. RC45 deniyor. İşte LAN kablosu. Ondan giriyorsa muhtemelen aşağıda bir cihaz var elektrikle çalışan. Apartman Oraya, girişinde. aynen oraya kadar fiber geliyor. Oradan sana ket altıyla dağıtılıyor. ADSL ya da VDSL ise o fiber değil zaten. O fiber diye satmışlar, seni keklemişler. Aslında o VDSL ya da ADSL'dir. O da Yani telefon kare kablosuyla gelir. RJ neydi o? RJ 15 miydi? Yok. RC45. RJ45 Ethernet kablosu değil mi ya? RC45. RC RJ45 Ethernet. aynen RC15 galiba. RJ15 mi? Ben RJ13 mü? Öyle bir şey. bilmiyorum. Öyle bir şey olmaz sanırım. Hemen DSL şuradan kablosu diye bakalım ben. geçiyor işte. DSL telefon kablosu. Bakır. Şey ya bildiğin eski yaşın büyükse telefon kablosu işte bildiğin Evet. standart. O kafası Ethernet kablosuna göre biraz daha küçüktür. O çıt çıt Vallahi draga var ya. yani ona dikkat ederek seçim yapabilirler yani. aynen RC15'miş. Şey RC11'miş pardon RC11. 11. RC11 Telefon hatta şey kablosu. olsaydı. Aynen. Şöyle gösterebilir miyim buradan acaba? Çok anlaşılmaz herhalde. Şey yapma şansımız var mı? Buradan paylaşabiliyor muyuz?
Şey yaparım ya. Ben RJ45, RJ11 bunların resimlerini videoyu işlerken koyarım olmadı unutmazsan. Tamam. Devam edelim biz. Peki Kaan, ben merak ettiğim bir konu var. Belki arkadaşlar da merak ediyordur. Aynen şu işte. Görünüyor mu bilmiyorum da. Şu telefon kablosu Aha, vardır görünüyor bilirsiniz. ama ben resmini koyarım gene. Bu RC11 oluyor. Eğer bununla geliyorsa o ADSL ya da VDSL'dir. Fiber değildir yani. Onu öyle anlayabilirsin. Çünkü Şey, şimdi komşuna sorarsın. Komşun fiber der. O da belki fiber diye anlaştı. Haberi onu yok. Çok da bilmiyordum ben. umurunda değil yani. Hani sen Ya öyle sonuçta anlayabilirsin. bunlar teknik bilgiler. Hani halkın, yurdum insanının bilmeyebilir. Aynen. Bir de aynı binaya birkaç tane hizmet de verilebilir. Onu da hani mesela senin komşun belki VDSL aldı ama harbiden de aslında fiber de vardır belki orada. Hani bilmiyordur. Eski müşteridir. Bazı insana da en başta sordum ya hani 50 megabit deyince o tamam fiber var hani böyle bir algı var daha hızlıdır fiber algısı var ya belki adama VDSL ile geliyordur 50 megabit'i de belki veriyordur yani sorun yoktur adam hızlı hızlı çalışıyorsa ama adam hani daha hızlı aldım fiber diye düşünüyor da olabilir belki yanlış biliyor da Ya olabilir. şöyle düşünebiliriz. Bir şeyi stabil olmasını istiyorsan fiber daha stabil çalışır. Yani sen şimdi bir şey indirirken en fazla bir saatte indirirsin. Çok fazla beklemezsin ama mesela server tipli bir cihazlar vardır mesela. 7/24 hizmet vermek zorundadır. Ya da 7/24 şey olur. Veya ne bileyim biz şu an Zoom'dan konuşuyoruz mesela 45 dakikada kesti ama hani mesela bizim atıyorum sınırsız olsaydı 3-4 saat hiç durmadan konuşsaydık hani hizmet vermeye çalışsaydı bağlananlara o zaman mesela fiberde daha az sıkıntı yaşardın şeye göre ADSL ve VDSL'e göre. Bu Belki söylediğinden dalgalanma olurdu. Dalgalanma olduğu için mesela görüntü bulanırdı, cik cuk ederdi sesimiz. Ama fiberde sen bağlandığında bağlantın bitene kadar aynı stabilde sana hizmet verir fiber. aslında oyun oynayanların daha çok fiber kullanması daha Aynen. mantıklı Evet, gibi yani anlıyorum. ping yolunda aynen ping milisaniye yönünden fiber daha iyidir. Aslında öyledir ama bazen de şey olur mesela bir ADSL vardır 2 megabit 2 milisaniye yapar server'a. Fiberle girersin 25 milisaniye alırsın. Çünkü o Telekom'un belki serverlarındadır o Ben oyun. mesela VDSL kullanıyorum. 8-9 ping alıyorum ama oyun oynamadığım için benim için ping o kadar Ama da şey önemli işte değil. sen mesela o Türk Telekom'un serverlarının yanındadır mesela oyunun serverı. Sen o yüzden sıkıntısız geliyorsundur. Ama Ya fiberle ben ben buradan mesela oyun oynamıyorum şey. Antalya'dayım, İzmir'e gidiyorum. İzmir'den İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'dan server'a gidiyorumdur. Yani fiber olsa da Ben çok speed testi sorun. aldığım şeyi söylüyorum size. Ping değerini. Oyun oynamıyorum ben çünkü hani oyunda Yok oyunla yok, ilgili bir speed olayım testi de yok. sonuçta sen şey seçiyorsun muhtemelen. Mesela orada serverlar var. Seçebiliyorsun manuel. O en yakını Seçmiyorum ya, seçmeye otomatik çalışıyorsun. geliyor. Otomatik geliyor. Mesela ben şu an açtım. Bana Adata.net Telekom diye Isparta'da bir yer buldu mesela. Bize genelde İstanbul'da bir yer buluyor. Ya da Fixnet Edirne diyor. Fixnet Edirne'ye bağlanıyor server olarak. Şu an bak mesela benimki 13 milisaniye verdi. Ve şu an Allah Allah 50 megabit benim yükselmiş mi? Ne olmuş ya? 50 megabit şu an. 35 değil miydi senin be? Benim 25'e 5'ti de şu an 50 yaptı. Hatta ekran paylaşabilsem. Enteresan. Şeyde upload'um ama 5. O da yükselmiş. Yok 5 zaten 5'ti Ha, standart. 5'ti. 20'yi döndü. Şey sorayım Ve ben bak şu ya. an mesela biz şu an mesela konuşuyoruz Zoom'da. Konuşurken bile yaptığımda maksimum gücü speed testi yapıyor yani. Senin fiber değil mi? Direkt şeyle. Fiber. Apartmanın girişinden gelen mi? Direkt daireye gelen mi? Benim dairenin içine kadar fiber geliyor. O yeşil kablo dediğin kablo giriyor yani senin router'a. Hatta fiber olanlarda mesela IPTV verirler. Mesela siz normal mesela sen TV bu var değil mi? Sizin Telekom muydu seninki? TürkNet miydi? TürkNet, ben IPTV kullanıyorum rahat sıkıntısız. Kullanıyorsun da IPTV kullanıyorsundur sen. Benim dediğim IPTV böyle mesela Süper Online'ın hizmetini alırsan mesela TV Plus vardır. TV Plus'ı vermesi için sana ADSL üzerinden vermez. Veya VDSL üzerinden vermez. Kendi fiberi varsa verir.
Yoksa bu hizmeti veremeyiz der Supronline mesela. Evet. Vodafone da öyle. Vodafone da sana der ki Fiverr'se bu hizmeti veriyoruz der. Çünkü Biz bu yayını hizmetini yapıyoruz bu diye sefer ne olacak? herhalde. Hizmeti alamıyorum ben. Çalışmıyor diyecek millet. Onu herkese verse o TV hizmetini Çok güzel bedava. vermiyor abi. Bu Ya arada şimdi ben tabii de şikayet gelecek sürekli. demin Kaan dedi ya 50 megabit. Ben de merak ettim. Benim de 35 megabitti, 40 çıktı yani. Bu 40 yayını çıktı. yaptık diye bize torpil Ben hatta bunu bir server'ı mesela Antalya'daki Turkcell'e seçeyim. Turkcell kullanıyoruz ya sonuçta. Antalya'daki Turkcell'e seçeyim. Bir de mesela speed testi ben anlamıyorum. Niye uzaktakini önce seçiyor, yakındakini şey seçiyor. Bak mesela şu an 30 megabit oldu, 25'e düştü. Bence o an bir şey oldu ya. bir hata olabilir. Bir sıkıntı oldu herhalde. Şu an bak 25 sabitledi, 25 bayağı bir 25 yani. Ben bir soru sorayım Kaan sana. Bu Tabii. Ethernet kabloların da çeşitleri var biliyorsun. Cat 5 var, Cat 5e var. Cat 6 Evet. var. Bir de en son Cat 7 çıktı galiba. Bir de bunların dış Cat5e mekanları var var. galiba. Ne fark var bunların arasında? Kablolama, koruma vesaire. Mesela ben uzunluk yönünden mesela kablo ne kadar olursa hız o kadar düşer mi? Ya normalinde şey 100 metreye kadar derler Cat6'larda. Mesela Cat5'lerde 100 metreden sonra bir cihaz olmalı. Bu router olur, bir switch olur. Yani sonlanan elektrikle çalışan bir cihaz olmalı. Ondan sonra tekrar atıyorum 200 metre öteye göndereceksin. Öyle olmak zorunda. Evet. Onun Arada bir için switch işte olmalı en az. aslında bu Cat6 veya Cat5 muhabbet değil, Bakır'ın şeyi bu. Yani Bakır daha fazla uzağa gönderdiyseniz, çünkü DC voltaj gittiği için biliyorsunuz AC kullanılması, şeyler arası AC kullanılmasının amacı şeyden dolayı hızlı iletilebilen elektrik AC'dir. DC'yi hızlı iletemezsin. DC'yi hızlı ilerletmen için atıyorum AC gibi ilerlettiğinin atıyorum bir insan kalınlığında, insan boyu kalınlığında 2 metre çapında kablo olması lazım DC'yi taşıyabilmen için. Bu da şey yani doğası gereği bakır kablonun şeydir 100 metreler civarında 90 olur. Bazısı kalitesine göre 110 olur. 120 olur. Ondan sonra kesinlikle bir cihaza girmen lazım. O cihazdan çıkarıp tekrar gideceğin yere yönlendirmen lazım. Peki kablolama bu 5 Cat 5 Cat 6 kablo Cat 7 kablolar arasında ne gibi farklar var? Bazıları yumuşak oluyor, bazıları sert oluyor. O tamamen kablonun firma kalitesinden, o yumuşak sert olması. 5 6 Yani 7 arasında ne onun fark var? 7 yok. 7 var mı bilmiyorum Var da var ben var şöyle galiba. 7 varsa da yeni mi çıktı bilmiyorum da Yeni 5 ile çıktı. 6 arasında sadece şey var. Megahertz ve hız farkı var. Yani içine döşenen korumalar falan fark ediyor mu onlarda? Ya o şey şimdi o kablonun tamamen kaliteli anlamında. Mesela adam mesela içine plastik bir tane şey koymuştur. Nasıl diyeyim mesela yıldız gibi bir şey. Kablo Biliyorum. kırılmasını hani şey yapsın diye. Önlesin diye. Önlesin diye aynen. Zorlansın diye. O tamamen firmanın üretimiyle alakalı. Der ki mesela bu kabloyu şeyde kullanabilirsin der. Atıyorum sıcaktan geçebilir. Veya ne bileyim işte Dış mekanda kullanılır. yani dış mekanda kullanılabilir veya evin içinden kullanacaksındır. Böyle yumuşacık bir şey olur dış çok hani sonuçta kapalı alanda kullanacak falan diye. O tamamen kablonun şeyi yani ikisi de aynı hızlar ulaşır ama birisi dış etkenlere daha dayanıklıdır. Birisi çok dış etken görmeyeceği için dayanıksız üretilir, fiyatı düşer. Peki şeyi var mı? Cat 5 100 megabite kadar. Cat 6 1 gigabite kadar diye bir şey var galiba, değil mi? Şimdi Cat 5 100 megabite kadar. Cat 5e var. O O gigabit. 1 gigabite kadar. Cat 6 da 1 gigabite kadar. Cat İkisi 7 de de 1 gigabite kadar. 10 GB Ama galiba. aynen Cat 6 daha çok yaygındır. Çünkü fiyatları aynı olunca otomatikten o altta eriyor Ya yani. Eriyor 5'ler gidiyor. biraz daha ucuz ama çok da şey fark yok arada. Ya bir de Cat 5e ile Cat 6 arasında tek fark arasında koruma şey oluyor. Bir de. Ya Alüminyum Cat var 6'lar birinin içinde, korumalı. birinin içinde yok herhalde. Aha. Alüminyum folyo. Aynen. Aynen. Ama şu an sen yani gidip satın aldığın her zaman Cat 6 alırsın.
Cat 5 ya da Cat 5e almak istiyorsan özellikle söylemen lazım dükkana. Evet. Çünkü her satılanların hepsi Cat 6'dır. Başka konuşacağımız bir şey kalmadıysa yayını kapatalım isterseniz. Levent, soracağım bir şey kaldı mı? Yok, benim soracağım bir şey yok. Bugün arkadaşlar kandil, hani herkesin başta sizin olmak üzere kandili mübarek olsun. Yarın da Cumhuriyet Teşekkürler. Bayramımız. Onu da şimdiden herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Evet. Bugün de Herkesin kandili ve Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramı arifesi. Evet. Bugün ya yarım gün, bilmiyorum herkes yarım gün mü ama Yok, değil. hani bizim mesela yarım gündü. Yarın da tatil. Bakalım yani. O zaman teknoloji sohbetlerinin yeni bölümünde haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.